Sevgili izleyiciler, ünlülerle sağlık sohbetleri köşemizde bugün ünlü oyuncu ve aynı zamanda doğal terapi uzmanı Ayşe Tolga konuğum. Hoş geldin sevgili Ayşe. Hoş bulduk Esra'cığım. Şimdi biz çok güzel doğal da yaşam üstüne, doğal terapi üzerine bir sohbet yapacağız sevgili Ayşe Tolga ile. Sizler de ekran başında Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden bizi izleyen değerli izleyicilerimiz, İletişim bilgilerimizi hemen anımsatmak istiyorum sizlere. 0533 096 72 73 0216 323 22 67 Sağlığım için her şey @atvaavrupa.tv adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Arzu ederseniz Facebook, Twitter, YouTube hesaplarımızdan da bizlere yine takip edebilir, videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi aslında seninle bugün yapacağımız sohbet benim için çok anlamlı. Çünkü biz hep hastalıkları konuşuyoruz. Tıbbi tedavileri konuşuyoruz. Aslında zihin, ruh ve beden bir bütün. Son zamanlarda iyi yaşam kavramı var. Ve sen de bu iyi yaşam kavramı üzerine çok kafayı yoruyorsun. Aslında çok da çalışıyorsun. Şimdi iyi yaşam deyince eskiden insanlar şunu anlardı. Herkesin en az yetecek kadar parası olması, iyi bir evde oturması, arabası olması, gezebilmesi, seyahat edebilmesi minimum. Aslında iyi bir yaşam bu değil, değil mi? Tabii sağlığın da içine kattıkları zaman işte hani azami sağlık şartlarının içerisinde varsak biz iyiyiz, mutluyuz diyorlar. Aslında çok güzel bir şey söyledin Esra'cığım. Teşekkür ederim. Gerçekten ruh, beden ve zihin bir bütün. Genel olarak da biz hep hastalanmayı bekliyoruz. Hastalandığımızda ve de sağlığımızı kaybettiğimizde aslında bakıyoruz. Ama biz doğal terapi tarafında duran bütünsel tedavi uzmanı diyorum kendime. Bütünsel taraftan bakanlarsa biz sağlığın korunmasıyla ilgileniyoruz. Daha doğrusu dediğin gibi iyi olma halinin korunmasıyla ilgileniyoruz. Bunlar içerisinde tabii ki insanın refahı var. İyi yaşam seminerlerime katılanlar bilirler. Ben hep soruyorum sizin için mutlu olmak ya da iyi yaşam nedir diye. Çünkü bu bir pasta gibi, bir daire gibi düşünün. Bunun dilimleri var. İyi yaşamın içerisinde neler var? Tabii ki sağlığımız var. Onun dışında kariyerimiz var. Kendimizi ifade edeceğimiz bir işimiz, bir meslek dalımız varsa o güzel. Aile hayatımız, sosyal ilişkilerimiz, kendimize ayırdığımız hobilerimiz, maneviyatımız. Onun dışında biraz bütçemiz varsa yani finansal olarak biriktirebildiğimiz bir birikimimiz varsa gibi gibi şeylerle aslında biz tamamen bunların hepsinin dengede ve bizim tatmin olduğumuzu hissettiğimiz bir noktada iyi yaşamdan bahsedebiliyoruz. Bu biraz daha kuşakların değişmesiyle olan bir şey. Dediğin şeyler aslında daha çok 1940'lı senelerde iki tane dünya savaşı görmüş ve baby boomers dediğimiz kuşağın şeyi. Çünkü onlar yokluk gören atalarından kalan şeyle sahip oldukları değerleri ki bizim dizideki 80'lerdeki Rukiye gibi şey. SSK'sı olsun yeter mantığıyla. Bakan bir şey. O neydi? Stok tutuyordu çünkü yokluk görmüştü. Dolayısıyla şimdi bu geçti artık dünyaca. Tabii ki dünyanın çoğu kısmında şu anda pek de refah yok. Savaşlar olsa da gelişmiş ülkelerin çoğunda refah düzeyi var. Dolayısıyla biz bu tanımları biraz daha başka bir yere doğru çekiyoruz. İyi yaşamın tanımı da bu anlamda değişmiş oldu aslında. İyi yaşam için bir de tabii ki iyi beslenmek ve biraz da hareket etmek gerekiyor. Şimdi iyi beslenmek deyince... Sen iyi yaşamla tanışalı ne kadar oluyor? Ne zamandan beri iyi yaşama önem vermeye başladın? Bu sene 94'de tekabül ediyor. 94 gibiydi. Ben 20'li yaşlardaydım. Ben babamın kanser teşhisi kondu. Ve bu bir süreç. Babamın kansere yakalanmasından ölümüne kadar giden bir süre vardı. Çok da dirayetli bir hastaydı aslında. Ancak daha sonra insan neden hasta olduğunun peşine düştüm ben. Biraz bu yollara düştüm. Sonra ben kimim sorusuna sordum. Ben kimimle beraber işte şifa sistemleri, insan neden hasta olur derken aslında bunun en temelinin iyi beslenme olduğuna gittim. 26-27 yaşında vegan oldum, vejetaryen oldum. 10 sene kadar sürdü kızımın hamileliğine kadar aslında 2009'a kadar. O yüzden de iyi beslenmenin iyi olduğunu düşünüyorum. Yani doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. İyi beslenme derken tabii ki şöyle bir şey. Biraz böyle seni de sarsacak bir şey ama ben şeye inanmıyorum. Yani 20 senede bir, 10 senede bir... belli beslenme komitelerince düzenlenen beslenme piramitlerine inanmıyorum. Dünya bu zamana kadar beslenme piramidi diye bir şey de gelmedi. Dolayısıyla şu anda obezite gibi başka bir sürü sağlık sorununun aslında beslenme kaynaklı sorunun yaşandığı günümüzde demek ki bu sistemin çok da işlemediğini düşünüyorum.
Ben iyi beslenmenin insanın doğasını önce bilmesi, vücuduna uygun şeylerle beslemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani temiz beslenme ya da hakiki beslenme diyorum buna. Dolayısıyla hakiki şeyleri yemek lazım. Biraz bunu açacağız biraz sonra. Hani hakiki şeyler, temiz beslenme nedir? Ancak bir önce söylediğim bir şeye takıldım. Şimdi babanın kanser olduğu süreçte kendini sorgulaman, hayatı sorgulamanla olan süreçte neden hastalanıyoruz? Neden kanser buluyor? Şimdi insanları bazen diyorlar ki Tanrım ben ne kadar şanssızım. Beni bu hastalık buldu. Kimisi diyor ki başka insanlar yok da neden benim kapımı çaldı? Hastalık acaba gerçekten bir bahtsızlık mı? Bir şanssızlık mı? Yoksa bize bazı şeyleri gösteren bir fırsat mı? Vallahi çok seviniyorum tabii böyle soruları sorabilen bir sağlık uzmanıyla konuşabildiğimiz için. Gerçekten öyle. Yani hep bir semptom üzerinden giden bir batı tıbbı yaklaşımı var. Tabii ki semptomlar hastalığın önemli bir işareti. Ama diyoruz ya yolunda gitmeyen şeylere vücudun gösterdiği bir şey ve bütünsel tıp uzmanları aslında hastalığı severler. Biz hastalığa inanmayız, hastaya inanırız. Hastalık yoktur bize göre, hasta vardır. Dolayısıyla aslında hastalık vücudumuzda yoluna gitmeyen şeylerin işaretidir. Bir bahtsızlık olarak almayız, tam tersine teşekkür ederiz ilerlemiş bir vaka değilse. Ama her zaman ruh, beden ve zihin bir bütün olduğu için hastalıkların aslında hem zihinsel hem psikolojik olarak hem de ruhsal olarak aslında bedende ilk başta temellerin atıldığını düşünüyoruz. Hatta bundan da ileriye gidelim. Enerjetik varlıklar olduğumuzu biliyoruz. Elektrik üreten, hücre yapımıza kadar baktığımızda elektrik titreşimi üreten ve titreşim olarak frekans seviyemiz olan 50-60 MHz ile ölçülebilen frekans seviyeleri olan varlıklarız, canlılarız biz. Dolayısıyla titreşim frekansımızın bozulduğu durumlarda titreşimimizin bile bozulmasından dolayı hastalanabildiğimizi biliyoruz. Bunların hepsi bir bütün. Ben hastalığa bir bahtsızlık olarak bakmıyorum. Onun bir sesini dinlemek gerektiğini düşünüyorum. Onun bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Hatta vücuda atılmış damgalar ya da mühürler gibi o işaretleri dinlemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir okuduğum bir kitap vardı. Okuduğum kitapta şu vardı. Kanser hastalarını araştırmışlar. Aslında sonuçta kimisi için biten ama kendisinin görmezden geldiği bir ilişki, bitirme fırsatı. Kimisine insanları elemek, kimisine yeni dostlar, aşk, yeni bir başlangıç fırsatı. Gerçekten söylediğim bu açıdan çok anlamlı Ayşe. Demin dediğin noktaya dönelim. Hakiki beslenme, temiz beslenme. Biz beslenmiyor muyuz? Bizimki suni beslenme mi ya da kirli beslenme mi? Ne hatalar yapıyoruz? Toplum olarak bizim mutfağımız çok bozulmadı aslında. Yani Batı toplumuna özellikle Amerika'ya bakarsak biz çok şanslıyız. Çünkü sonuçta abur cuburumuz bile sağlıklı. İşte kabak çekirdeği yiyoruz, ay çekirdeği yiyoruz, kuru kayısı yiyoruz. Ama biraz daha bu kapitalizm ve globalleşmenin sonucu olarak bizim ülkemizin de mutfak kültürü biraz bozuldu. Fast food dediğimiz bir karabasan, işlenmiş gıdalar dediğimiz aslında insanları hastalandıran şeyler girdi. Susadığı zaman insanlar mesela gazlı bir içeceği tüketmeye başladı. Gerçekten yemek yemesi gereken zaman bir paket mısır cipsini ya da patates cipsini yer hale geldi. Üzerinde raf ömrü 1 sene olan, 6 ay olan, 3 ay olan bir şeyin nasıl canlı olduğunu düşünüyoruz. Biz canlı organizmalarız. Hücremiz her an mitokondri boyutunda, atomlarımız canlı potansiyelde. Dolayısıyla canlı ile beslenmemiz gerekiyor. Yani benzerin benzeri iyileştirdiğini düşünüyorsak, hücre yapımızın yapısına tamamen uygun şeylerle, canlı, titreşim yüksek ve vitality yani canlılık hissettiren şeyler ki bunlar nedir? Çiğ sebzeler, meyveler, enzimler, çok az ısıl işlemden geçmiş şeyler. Bunlar aslında bizim doğamıza uygun. O zaman senin buzdolabında, derin dondurucuda çok fazla yiyecek olduğunu zannetmiyorum. Derin dondurucuda kendi yazın aldığım, kendi pazardan aldığım şeyler var. Ama onun dışında hani dondurulmuş ürünleri çok tabii ki önermiyorum. Ama dondurulmuş üründen önce işte işlenmiş gıdalar var. Hani sonuçta şokluyorsunuz. Aslında onun canlılığı çok da fazla bozulmuyor biliyorsunuz. Yani dondurduğunuz zaman canlılığı ile ilgili bir problemimiz yok. Isıttığımız zaman daha çok var. Çok fazla pişirmek. Biz biraz daha bu taraflara bakıyoruz. Hani demiyorum ki size çiğ beslenin. Özellikle biz Orta Asya'dan gelen fazla et tüketen bir toplumuz. Beslenme alışkanlıklarımız bazen şey. Biraz ezber bozmak lazım. Çünkü bunun ucunda bir sağlık var. Demiyorum ki size damak tadınızdan vazgeçin. Ama neleri ne kadar yiyebileceğinizi bilirseniz hayattan keyif alarak ama bir yandan da sağlıklı kalarak beslenmek mümkün. Şimdi annelerin de aslında çocuklarına iyi bir yaşam sunmaları çok önemli.
Seninle yayın öncesindeki sohbetimizde de konuştuk. Kızının yaşını sordum. Yanlış anımsamıyorsam 6 dedin değil mi? Doğru, 6. 6 yaşında çok da tatlı bir kızım var. Allah bağışlasın. Teşekkür geleceği ederim. Güzel olsun. Sağ olun. Kızının, sen kızına bir anne olarak iyi yaşam sunmak için neler yapıyorsun? Ekran başında yeni anne olacaklar var. Bizi izleyen anneler var. Çocuklarına iyi bir yaşam sunmak için evde nasıl bir mutfak ortamı, beslenme ortamı, yaşama ortamı hazırlamalılar? Yaşama ortamı da çok önemli. Kesinlikle. Yani her şey birbiriyle o kadar ilintili ki. Ben böyle anlattığım zaman insanlar tabii çok sağlık delisi gibi, her şeye dikkat eden gibi gösteriyorlar. Ama inanın bunlar böyle ipuçlarını toplamak gibi. Çünkü iyi ve kaliteli yaşam aslında bütün çevresel faktörlerden oluşuyor. Çünkü soluk alıyoruz, yani nefes alıyoruz. Dolayısıyla soluduğumuz hava önemli. Bunun içerisinde alerjen içeren çok yüksek işte sentetik boyalar, katkı maddeleri içeren, alerjik böyle tüyler içeren ürünler hem çocuğun odasında olmamalı hem de evimizde olmamalı. Bununla ilgili çok fazla bilgi var. İnsanlar internetten araştırabilirler. Özellikle boyaların, hani hava geçiren hava boyalar olması, yer temiz, yani yer ürünlerinin, işte parkelerimizin onun üzerindeki ürünlerin olması. Onun dışında çamaşır ürünleri çok önemli, biliyorsunuz. Hani çamaşır ağırtıcılardan tutun da biraz organiğe kaymak lazım. İnsanlar bunu çok söylüyorlar. Apre dediğimiz boyalar, kumaş boyalarından tutun da kumaşların giydiğiniz şeyler daha yumuşak ve güzel koksun diye kullandığınız çamaşır yumuşatıcılara kadar hepsi toksik aslında. Biraz daha öze dönelim diyorum ya, aslında tekrar bence eskiyi hatırlamak lazım. Öze dönüş olması lazım. Dolayısıyla iyi kok varsın, böyle çok güzel lavanta tarlası gibi kokmasın. İçinde toksik madde olmasın, ama bunlara dikkat edelim. Beslenmede de organik biraz zor ülkemizde, biraz daha maliyetli gözüken bir şey. İnsanlar çok fazla ulaşamıyorlar biliyorum. Ama o zaman lütfen semt pazarlarına gidin. Semt pazarlarında da daha düzgün değil de böyle cilalı gibi duran yamuk yumuk olanlar. Çünkü onlar demek ki daha az dirayi ilaç ve daha az genetiğiyle oynanmış ürünler aslında. Çünkü aslında doğa çok da mükemmel değil. Böyle market raflarında gördüğünüz mükemmel elmalar doğada yok. Doğada kurtlar tarafından yenmiş ve yumuk yumuk elmalar var. Ve onlar Allah'ın yarattığı haliyle muhteşemler bence. Aslında şimdi hiç çok günümüzde daha onlar beğenilmiyor. Şimdi değil ona mi? Doğru geri dönmeye başladılar. İnsanlar işte hakiki dediğim şey buydu. Biraz daha o batı toplumunun mükemmeliyetçi etkisi, zirai ilaçlamalar arttı. Her şey böyle bir şey haline geldi. Hayır, oradan geri dönelim. Nedir? Vücudunuzun alınması gereken gerçek protein kaynakları. Bunlar artık köyden getiriliyor maalesef. Tavuğu çok önermiyoruz. Serbest dolaşan tavuklar diyoruz. Yani köy tavuğu diyoruz. Çok fazla büyük marketlerdeki etleri çok önermiyoruz. Gene mutlaka kesim hanelerde yetişmemiş, hani büyükbaş kesim hayvanı olarak adlandırılan değil de kuzu ya da koyun olarak nitelendirilip işte ne bileyim çiftçinin yetiştirdiği hayvanın etini yemeniz daha sağlıklı diyoruz. Onun dışında gerçekten semt pazarları özellikle önemli ve her şeyden az az çok çok yemek, ama lütfen işlenmiş gıdalardan, fast food'dan uzak durmak. Çocukları bile veriyorlar. Ben çok şaşırıyorum. 3-5 yaşındaki ya, çocuklara tabii. Gerçekten çocuk menüsü diye bir şey var. Kendi kızımı nasıl beslediğimi söyleyeyim. Evimizde gerçekten her şey var. Yani biz, ama şeker sokmuyorum. Şekere de asla karşıyım çok fazla. Tabii şekeri ki bir doğum gününde. Nasıl karşılıyorsun? Mesela şekere zeytinyağlı yemek aslında. Yapıyorsun. Zeytinyağlı yemeği nasıl yapıyorsun? Pekmez mi koyuyorsun? Hani hayır, koymuyorum. Koymuyorsun. Hiç şekersiz yapıyorsun. Bir tane küp şekerin size bir şeyini yok. Yani şeker sizin vücudunuzda olan bir şey değil. Şeker tam tersine vücudunuzun belli enzimlerini harekete geçiren ve belli tabii ki enerji ihtiyacınız için olan bir şey. Ama şekeri zaten siz günlük hayatta yediğiniz başka şeylerden alıyorsunuz. Ama ben şekersiz çayı nasıl içeceğim? Ya doğduğunda, yani ilk bir seneye kadar zaten şeker kullanmıyordum. Ne oldu? Üzümüzü hatırlamak, gerçeği hatırlamak böyle. Şeker meyvelerde olan bir şeydir. Fruktoz formatında. Onu kullanabilirsiniz. Sakaraz formatında olanlar vardır. Laktoz formatında olanlar vardır. Biliyorsun zaten sütten. Ki sütü de aslında çok çok önermiyorum yetişkinler için özellikle. Dolayısıyla süt, yani şekeri biraz hayatımızdan çıkaralım. Yerine ne koyabiliriz? Tabii ki bal koyabiliriz. Tabii ki pekmez koyabiliriz. Gerçek üzümden yapıldıysa. Ama biraz olsun, bu her şeyi çok tatlı yeme ihtiyacından vazgeçmek lazım. Kızım evde şeker yemez, lollipop yemez. Doğum günlerinde dişçi randevusundan sonra bile bir şeker verilir. Anneler biraz daha kararlı ve dirayetli olurlarsa mutlaka şekerden uzak tutmak gerekiyor çocuklara. Aslında çok güzel mesajlar verdin. Bu sohbet çok uzun sürmeli ama son 3 dakika içindeyiz. Şunu sormak istiyorum, çok kısa yanıt rica edeceğim. 80'ler dizisi artık Türk dizileri arasında bir klasik haline geldi. 80'lerde de zaten insanları güldürüyorsunuz. Dün senin İyi Yaşam isimli web siteni biraz dolaştım. Çok faydalı bilgiler var web sitende.
Gülmek en etkili terapidir diyorsunuz. Sen de arkadaşlarınızla birlikte 80'lerde de zaten insanları hem düşündürüyor hem de güldürüyorsunuz. Gülmek neden bu kadar önemli? Her boyutta önemli. Bir kere güldüğünüz zaman çok fazla biliyorsunuz pek çok dopaminden endorfinine kadar mutluluk hormonu dediğimiz hormonlar salgılanıyor. Bu aslında işin biraz daha şey kısmı. Ama onun dışında gülmek çok önemli. Dediğimiz gibi insanı rahatlatıyor, insana umut aşılıyor. Çünkü insanoğlu öleceğini bilerek yaşayan tek canlı türü. Dolayısıyla bütün bu, hani Aşık Veysel demiş ya, bir kapıdan giriyorsunuz, bir kapıdan çıkıyorsunuz. Biri doğum, bir tanesi ölüm. Bu ikisinin arasındaki hayata karşı tavrınız sizin kim olduğunuzu gösterecek. Ağlanıp, sızlanıp, başınıza gelen her şeyde bir kurban rolü üstlenip daha iyisi var mı diyeceksiniz, yoksa gücünüzü ele alıp hep umutla, hep daha iyisi olabilir, daha iyisini yapabilir mi diyeceksiniz. İkisi arasındaki seçime bağlı. Şimdi bu ikisi arasında seçim. Bir de senin kendi çevrende arkadaşlarını, dostlarını da seçmen önemli. Gene bir yazında enerjinizi çalan insanlardan uzaklaşın önerim var. Doğru. Şimdi bu gerçekten çok önemli. Benim de son yıllarda yapmaya çalıştığım bir şey. Nasıl enerjimizi çalıyorlar insanlar? Bu bizim evde belki de annemiz, babamız, kardeşimiz, eşimiz, çocuğumuz ya da kız kardeşimiz dediğim gibi olabilir ya da en yakın arkadaşımız. Nasıl çalıyorlar ve nasıl bir önlem almalıyız? Bunu hissettiğiniz noktada aslında birazcık olsun kendi sınırlarınızı koymanız gerekiyor. Hayatınızdan çıkaramayacağınız, değiştirilmez olan insanlarsa bunlar, eşiniz, anne babanız gibi. Tabii ki o zaman belli kişilik sınırları koymanız gerekiyor. Mesafe koymanız gerekiyor. Sizi rahatsız ediyorsa mesela her dakika 7-24 olmamanız gerekiyor. Bir iki saat kendinize hava aldırmanız ve üzerinizde yarattığı bu psikolojik buhranı biraz hafifletmeniz gerekiyor. Kendinizi bu şekilde ödüllendirmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Enerjimizi çaldığında biri bir sıkıntı oluyor değil mi insanın üstünde? Ben enerjimi çaldığını hissettiğim birisi olduğu zaman çok başka şeyler yapmaya başladım. Bunu fark eden, evet, bunu çok deneyimleyen biriyim. Çünkü enerji çok farklı yerlerde olabilir. Bazen kişi çok hastadır, yaşam enerjisi çok düşüktür. Sizi onun yanında esnemeye başlarsınız, uykunuz gelir. Bazı insanın yanında agresifleşebilirsiniz, bazısının yanında üzgün hissedebilirsiniz. Çünkü biz dediğim gibi frekansımız var enerjisel olarak. Birebir hissetmeseniz bile özünüz bunu hissediyor. Dolayısıyla ne yapabilirsiniz? Derin nefesler alarak kendinizi kökleyebilirsiniz. Bunun dışında enerjinizi yükseltecek şeyler yapabilirsiniz. Akşam eve geldiğinizde deniz tuzu suyun içerisinde koyup, ayaklarınızı bu suyun içerisine koyup topraklanabilirsiniz. Biliyorsunuz hayvanlara bakın, topraklanıyorlar. Topraklamak bizim en önemli enerji dengelemek için kullandığımız araçlardan bir tanesi. Mekanda kuru adaçayı yaprakları yakabilirsiniz. Bazen mum yakabilirsiniz. Her türlü enerji temizliği için idealler. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Senin aynı zamanda aromaterapi uzmanısın. Aromaterapiyle de ilgili çalışmalarım var. Bir başka programda da daha önce konuşmuştuk. Gene konuşmayı arzu ediyorum seninle. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey devam ediyor.